Merhaba. Yeni çeyiz alışverişimi yine sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah beğenirsiniz ve sizlere de bir öneri olur. Öneri niteliğinde videolar olmuş olur. Büyük IKEA alışverişi diyebiliriz bunun. Çünkü bir iki tane farklıydı. Evet, ama diğerleri hepsi IKEA olarak nitelendirebilirim. Hani IKEA diye şey düşünmeyin ama inanın ki fiyatlara baktığımda IKEA daha uygun kaldı bana. Birazcık da yorumlarını bildiğim ürünleri IKEA'dan almak istedim. O yüzden de IKEA'dan çoğu şeyimi aldım. Çoğu şey demeyeyim de bazı beğendiğim şeyleri aldık. IKEA'ya gitme amacımız aslında bir kitaplıktı. Kitaplığımızı IKEA'nın bu üç kapaklı setlerinden aldık. Ve biz de hani oraya gitmişken beğendiğim birçok şeyi aldım. Hani şimdi göreceksiniz gerekli gereksiz ne var bilmiyorum ama açıkçası ev yeni bir sil baştan bir ev düzenliyoruz. O yüzden de mecburen bazı şeyleri de almak hani gerekli gereksiz alınıyor illaki. Evet başlayalım. Şimdi ben aslında tahta kaşık sevmiyorum. İhtiyacen hani bir tahta kaşık lazım olur diye hani almak istedim. Onu da halam yine yurt dışından getirdi. İşte marka veremeyeceğim. Belki hani yurt dışında olanlarınız almak isteyebilir. Şöyle bir marka. Crofton diye bir marka. Bambu. Hani orijinal bir bambu serisi bu da. Dedim ki ben çok tahta kaşık sevmiyorum çünkü tahta kaşık çok fazla yağ bakteriyi içine çekiyor. Çektiği için de ben önermiyorum. Silikonlar daha tercihimdir. Bence bu kadarı bile çok fazla. Belki bir merdane ve oklava da alırım. Tahta olayını bitiririm diye düşünüyorum. Ama bu sunumluklar falan da düşünüyorum. Hani doğal olarak doğru, çok kaliteli. Yani doğal olması güzel. Ama dediğim gibi şey olayı kötü. Hani yağları içerisinde barındırması kötü. Bunlar orijinal bambu, %100 bambu. Ondan kaynaklı da hani birazcık içine çok çekmez diye düşünüyorum. Şöyle bir maşası var. Spatulası. Şey delikli bir kaşığı, normal kaşık ve makarna kaşığı var. Bu benim için gerçekten yeterli. Başkasını da almaya hiç gerek yok. Çok bile fazla bana bu. Şimdi şunları şöyle koymuşken şöyle yapayım, şuraya koyayım. IKEA'da da indirim vardı, kasa indirimi. Ben de tek renkti. Pembe almayı istemiyordum ama 17 TL gibi bir rakama düştü bu da. Serisi şu. Vinarn diye bir serisi. 12'ye 12'lik karebe havlu. Dedim ihtiyaç olur, alayım. Almış bulundum işte. Hani beğenenleriniz varsa alabilir. Ürünleri neden gösteriyorum kodlarını? Çünkü çok soruyorsunuz. Ben de o yüzden artık kodlarını göstererek almak hani göstermek istiyorum. IKEA'nın bu spatulaları hani kek kızlar daha iyi bilir. Kekler silikon spatulası hani kekleri hamurları sıyırmada direkt hani şunu şöyle yaptığınızda tamamen böyle sıyırma özelliği var. Hani hiçbir şey bırakmıyor içinde. Silikon kaşıkları ben tavalarda da falan da kullanıyorum. Hani böyle omletleri çevirmede de, krepleri çevirmede de kullanıyorum. Çok güzel kenarları böyle hafiften inceliyor böyle. Güzel bir ürün. Bunun da serisi şöyle bakabilirsiniz. Bunu ne kadar aldım? Allahu alem 17 ya da 27 civarında bir rakam aldım. 27 de olabilir. Bunu diğer markalardan da alabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Sadece birazcık buranın uzunluğu bizim hoşumuza gitti. Tantitoni falan hani silikon kaşık artık çok fazla önlendi. Oradan da alabilirsiniz. Diğer bir ürünüm IKEA'nın bu çırpıcılarıydı. Ben çok fazla böyle bunları metallerde kullanacağım için böyle ses çıt çıt diye bir ses duymak istemiyorum. Hani böyle çizmek de istemiyorum. Hani o tavaları falan da çizmek istemiyorum. Plastik gerçekten çok kaliteli bir ürünmüş. Bazı arkadaşlarınız da görüp aldım YouTuber'larda. Ben de almak istedim. Bunun ne kadar olduğunu inanın bilmiyorum. Online'ında vardır. Şöyle bir ucu silikon çırpıcı aldım. Makarna ezeceğine ihtiyaç var mı?
diye soracak olursanız yani vardır. Ben yani patates ezeceği kullanıyorum. Kullandığım için de almak istedim. Bir tane de bulunsun dedim. Bir de böyle bir altı sapları silikon, şuraları demir, güzel bir patates ezeceği aldım. Diğeri de spatula, yine bir spatula. Bu spatula da hani böyle böreklerde, sonra lazanya almada ya da neydi o? Karnıyarıklarda da alabilirim dedim. Bir tane böyle geniş bir spatulam olsun istedim. Bu da silikon olmasa iyi çizmez hiçbir yüzeyi. Bir tane de maşa almak istedik. Bunu da hoşumuza gitti. Çok hafif böyle. Bir tane daha vardı maşası böyle kalın. Ağırdı gerçekten, kaldır indir. Bu da hani teflon tavalarda çizilmesin diye bunların da ucunu silikonlu bir tane almak istedim. Bu bile yeterli bana. Kepçeleri bir tane silikon kepçeyi almak istiyorum. Orada bulamadım. Bulsaydım iyi olurdu. Şöyle bir kepçe, kenarlarının şöyle hafif bir ovalliği var. Hoşuma gitti açıkçası. Böyle bir kepçe almak istedim. Bir de hamur kesme şeyi var, aparatı. Bıçakla çok tercih etmediğim için bunu aldım. Hani böyle pıt pıt kesiyorsunuz, ayırıyorsunuz hamurları. Böyle bir şey aldım. Çok uygun bir, makul bir fiyat vardı. 17 lira mıydı? 15 TL mi gibi bir rakama aldım bunu da. Metalleri çok ağır, kaliteli ürünler tercih edebilirsiniz. Şuradan başlayayım. Çok fazla nişanlım çok fazla ders çalıştığı için ve ben de çok fazla kitap okuduğum için ya da kahve içtiğim için böyle masanın üzerinde iz kalmaması için böyle mantar şeylerden aldık, bardak altlarından aldık. Bunu da 17 TL gibi bir rakama almıştım. Bunu sonra anlatacağım size. Bunlar ne diye olacaksınız? Bunlar yanlışlıkla gelmiş bana. Biz çalışma kitaplık aldık. İşte çalışma odası yapmayı düşünüyoruz evimizin bir köşesini. O yüzden de kulplarının da bu şekilde, bu renk, altın sarısı bir renk seçtik. İki tane de bundan aldım. 50 TL gibi bir rakamdı. Hani sizler de dolaplarınızın kulplarını değiştirmek istiyorsanız tercihiniz olabilir. Diğer bir ürün de IKEA'nın bu metal küçük kaseleri. Bunları çok beğendim. Keşke altılasaydım. IKEA'ya her gittiğimde alacağım artık. Çok cüzi bir rakamda, 17 TL gibi bir rakamı aldım. Yani içerisine her şeyi koyabilirim. Sunumlarda da çok şık duruyor. Benim yemek takımım da gümüş. İnşallah bundan sonraki video yemek takımı olur. Bazı parçaları eksikti, o yüzden bekletiyorum onu da. Böyle iki tane küçük altı parlak kase aldım. Bir de ben Jumbo'nunkini almıştım ama büyük bir tane de böyle olsun istedim. Bu çok büyüktü. Salata kasesi falan diye de geçiyor bu. Almak istedim. Bunu da 50 TL gibi bir rakama aldım diye düşünüyorum. Salata kasesi. Şunların aynısının büyükleri, büyüğü bu da. Almak isteyenleriniz olursa bunun %100, hani kek yapmada, börek yapmada ya da karıştırma şeylerinde çok büyük. Gerçekten şöyle 1,5 karışlık bir ürün. Diğeri de buna ne kadar gerek var? Evimin şeyine uyar mı bilmiyorum ama bizim evde küçük bir lavabo var. Lavaboda aynanın önüne bunları koyarım diye düşündüm. Şöyle küçük üçlü. Bunu da 50 TL gibi bir rakama aldım. Şimdi meşhur bu IKEA'nın baharatlıkları. Aslında bundan iki tane set almıştım. Annem aldı. Sen git kendine bir tane daha al dedi. Annem kullanıyor şimdi. Buna çok memnunuz. Şöyle şeffaf, kalın bir yüzeyi var. Şuradan şöyle yemeklere dökebiliyorsunuz. Buradan da tabaklara dökebiliyorsunuz. Hani iki yüzey içinde uygun.
Belki bunun tüm serisini yapıp baharatlık almayacağım. Hani bu yuvarlak baharatlıklar falan almayı düşünmüyorum. Diğer bir üründe bu mumluklar, mumlar daha doğrusu. Mum çok seviyorum. Belki hani mum kadın diye de söyleyebilirsiniz benim için. Mumlara hayranım. Evimin her köşesinde mum olacak. Sakın bunu da işte şey demeyin. İşte dine göre öbür dinler mum yakarak ayin yapıyor. Saçmalamayın ya. Eskiden Osmanlı'da elektrik çok yoktu. Ve mumlarla hani gece şey yapılıyormuş. Mum bir aydınlatma aracı. Ben de çok seviyorum dekoratif olarak da almak istedim. Ha, buna da gelecek olursak. Bu da mum altlıkları. Mumları bu şekilde koymak istemedim masanın üzerine. Böyle mum altlığı olarak hani mumların altlığıyla kullanmak istedim. Bundan da 3 tane aldım. Bu kadar mum alıp niye 3 tane aldın derseniz. Hani gerekli olduğunu bilince almak isterim. Hani ihtiyacın yakın zaten gider alırım. Online diye bir icat var. Online'dan da alabilirim. Bunları şunu 110 TL'ye aldım. 120 TL'ye. Bunu 90 TL'ye aldım. Bunu da 120 TL gibi bir rakama aldım. Diğer sitelerdeki fiyatlarını inanın bilmiyorum ama koltuk takımıma uyduğu için de bu renk almayı tercih ettim. IKEA'dan son bir parça da vakum seti aldım. Bunun büyüğünü bulamadım. Bulsaydım bunu da alırdım. Yorganlarımızı fazla gelen yastık ve yorganları vakumlayıp yatak altına kaldırmayı düşünüyorum. Ya da dolaba kaldırmayı düşünüyorum. 55'e 85'lik bir ölçü varmış. Kullananlarınız var mı bilmiyorum ama denemek istedim. Çok da makul bir fiyatı vardı. 35 TL gibi bir rakama aldım bunu da. Diğer bir üründe bu mutfak buzdolabı raflarının içerisinin düzenleyicisine. Bunları ben burada bir marketten aldım. Çağdaş diye bir market. Sizlerde var mı bilmiyorum. Çağdaş diye bir marketten aldım. Böyle şeffaf olsaydı güzel olurdu ama yokmuştu. Online'da da baktım tanesi 100 TL'ydi. Ben 30 TL'ye mi 20 TL'ye mi hani o öyle bir rakama aldım. Hani almak isterseniz tercihiniz olabilir. İçerisine fazla gelen ürünleri bu şekilde paketleyip koymak istiyorum. Böyle üst üste de durulabiliyor. Hani üst üste şöyle ters yaptığınızda şöyle üst üste koyabiliyorsunuz iki katlı. Benim buzdolabımda XX large bir model aldık biz. Çünkü aralarında çok bir fark yoktu. Bir de derin dondurucusunu kullanmak için mecburen derin dondurucusu büyük olsun diye de büyük tercih ettik. O yüzden lazım bu bana şarttı. Bundan da 6 tane aldım. Diğer bir ürünüm lavanın. Geçenlerde küçük bir sahanını almıştım. Şimdi de büyük bir bu et mühürleme, et kızartma şeyini aldık. Izgarasını, döküm bunlar biliyorsunuz. Tavasını aldık bunu, döküm tavasını. Izgara aldık işte. Yani boyutu nasıl söyleyeyim, kaça kaç bunun boyutu? 26'ya 26 kare bir ızgara. Benim için çok yeterli çünkü çok ağırlar. Çok fazla olmasını da istemiyorum. Tost makinesini de bu minvalde kullanacağım illaki. Gerek yok. Bu da olsun istedim. Mesela iki kişiyiz. Misafir geldiğinde de illaki yapılır yani. Biraz uzun sürer ama yani çok da şey almak istemiyorum. Çünkü her zaman modası değişiyor. Farklı bir şeyler de alabilirim. Ama bunlardan alın derim. Aslında gönül ister ki bir stup. Ama stuplara para yetmiyor. Çünkü bir tane stopun tavası ya da ızgarası 2000-2500 TL gibi bir rakam. Eğer paranız yetiyorsa stop almanızı öneririm. Yine bir lavanın tenceresi. Bunun annem tutmuş yayvanını da almamı istedi. Ya ben dedim ne yapacağım döküm tencere setinden. O yüzden bıraktım. Sulu yemeklerde bunu da A101'den aldım. İndirimdeydi. 300 kaç aldım? 319,95 TL gibi bir rakama aldım. Kırmızı.
kırmızıydı. Küçük sahanım. Gayet boyutları yeterli. 24 santimlik bir tenceresini almış oldum. Yani kırmızıyı sevmiyordum ama şimdi sevmeye başladım. Bunda işte güveç falan yaparım. Nohut yaparım. Böyle yaprak bile koyulabilir. Bunda her şey yapıyorum. Çünkü doğal, temiz. Yine dediğim gibi gönül ister ki bir stup ama maliyet açısından maalesef şu anda alamıyoruz. Bir iki yıl önce olmuş olsaydı bunların hepsini stuptan almayı düşünüyordum. Ama şimdi alamıyoruz. Bunları alıyoruz. Yani alabilirim yine de ama gerek duymadım yani o kadar büyük bir şeye. Masraflı bir şeye. Böyle bu da çünkü kaldıramıyorsun. Çok ağır. Tavsiye ederim. Lavanın herkes yorumunu yapıyor. Benim çeyiz alışverişlerim bu kadardı. Bir sonraki çeyiz alışverişinde yine görüşmek dileğiyle. Yorumlarınızı aşağıya belirtirseniz, hani Sümeyye şunu da alsana, Sümeyye şunu da yapsana dediğiniz ürünleriniz varsa lütfen aşağıda yorumlarınızı belirtin. Ben bilmiyorum bu süreçte. En azından birbirimize destek olmuş oluruz. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hayırlı günler dilerim.